Merhaba arkadaşlar, Gezgin Kitaphane YouTube kanalıma hoş geldiniz. İstanbul'u sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Bugün Üsküdar'dayız ve Üsküdar'ın Ahmediye Mahallesi'ni gezeceğiz. Buradaki camileri, türbeleri, tekkeleri, tarihi yapıları ve daha birçok yeri gezip size tek tek anlatacağım. Üsküdar'ı gezmek istiyorsanız uğrayacağınız önemli noktalardan, lokasyonlardan birisi Ahmediye Mahallesi. Gezgin Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve fikirlerinizi paylaşmayı İhmal etmeyin. Bekliyordum. Ahmediye Külliyesi. Cami, medrese, dershane, kütüphane, sebil ve iki çeşmeden oluşan külliye, Gündoğumu Caddesi ile Esvapçı Sokağı'nın birleştiği yerde kurulmuştur. Meyilli araziye oturtuluşu ve mimari dizaynı çok başarılıdır. Kitabelerinden anlaşıldığına göre tersane emini Eminzade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1722 yılında yaptırılmıştır. Külliyenin mimarı olarak Kayseri Mehmet Ağa kaydedilmiştir. Çeşmenin ve 300 olan sebilin arkalarında birer oda vardır. Gündoğumu Caddesi'nin bitiminde köşe yakın bir mesafede kitabesiz ve daha sade olan ikinci bir çeşme daha bulunmaktadır. Bunun solundaki küçük bölümün külliyenin muvaffakithanesidir. Girişte cümle kapısının solunda yer alan medrese 2 kollu ve 11 odalıdır. Odaların önünde kubbeli ve yuvarlak kemerli bir ravak bulunmaktadır. Bugün medresenin bir bölümü Kur'an kursu, diğer bölümü ise aşhane olarak kullanılmaktadır. Kapıdaki 1134-1722 tarihli 5 satırlık sürüs kütabede evvelce burada bulunan Kepçe Hoca Mescidi'nin harap olduğu ve yerine Ahmet Ağa'nın bu camiyi yaptırdığı yazılıdır. Eminzade Ahmet Ağa'nın 1730-31 tarihli mezar taşı ve ilk mescidi yaptıran Kepçe Dede'nin 6 sütunlu üstü kubbeli açık türbesinde bulunduğu kabristan külliyede yer alır. Abbas Ağa Çeşmesi, Hatice Turan Sultan'ın baş ağası olup Munis Ağa'nın ölüm üzerine Darüsade Ağalığına tayin edildi. 16 Temmuz 1671'de azledilerek Mısır'a gönderildi. Mısır'da ikameti sırasında orada öldü. Mezarı İmam Şafii Türbesi civarındadır. Birçok eser vakfetmiştir. Beşiktaş'taki cami ile Üsküdar'daki çeşme günümüze kadar ulaşan yapılardır. Beşiktaş'a kendi adıyla anılan mezarlığı 1940 yılında bütün taşları sökülerek kireç yapılmak üzere satılmış, serva ağaçlarının hepsi kesilmiştir. Ortaya çıkan arsaya 1941-42'de Abbas Ağa Park olarak adlandırılan bahçe yapılmıştır. Bu çeşmeye Ağlarbaşı Çeşmesi de denilmektedir. 1669'da yapılmıştır. Çeşme Türk klasik mimari üslubunda kesme taştan yapılmıştır. Aynı taşı mermerdendir. Lale motifleriyle süslüdür. 1556 yılında vefat eden Hayrettin Çavuş o zamandan beri burada gömüldür. 1930 yılında kadro dışı bırakılan cami ile beraber harap olan türbe 1945 yılında yıkılarak açık hale getirilmiştir. Hayrettin Çavuş'un silindir biçimindeki mezar taşında Sahibül Hayrat Çavuş Ruhi Çün El Fatiha sene 964 yazmaktadır. Camisi Beygirciler Sokağı ile Ferah Sokağı'nın birleştiği yerde ve ilk sokağın sol köşesindeydi. Hadika yazarı bu cami için şu bilgiyi vermiştir. Banisi Hayrettin Çavuş Türki Sultan Süleyman Han vakti icalinde ve Zümre-i Çavuş'undandır. Mescidi yanında metfundur. 1556-57 senesinde vefat eylemiştir. Mahallesi vardır. Şehzade Numan Çeşmesi 1728 yılında 3. Ahmet tarafından 5 yaşındaki oğlu Şehzade Numan adına yaptırılmıştır. Kitabesi Şair Rahmi tarafından yazılmıştır. Üsküdar'da Toptaşı Caddesi yakınındaki Beygirciler Sokağı üzerinde bulunuyor. Sultan 3. Ahmet döneminde İstanbul'un her sokağı yeni çeşmelerle donatılmış, bu çeşmelerin çoğu hanedan mensupları ve başta Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olmak üzere devlet adamları tarafından inşa ettirilmiş, 3. Ahmet ve eşleri özellikle Üsküdar'da çok çeşme yaptırmıştır. Üsküdar Ahmediye'de Gündoğumu Caddesi üzerine bulunan ağ hamamı 1609 yılında Ak Ağalardan Darüsade Ağası olan Malatyalı İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tavanı işte oval ahşap bir kubbe ile örtülmüştür. Çatısı kremik döşelidir. 8 köşe bir çatı fenerinden bol ışık alır. İçeri de çektireyim. Burası kesinlikle durdum. Burası da
Hamam 23 Ekim 1798 tarihinde büyük bir sel felaketine maruz kalmış ve az yukarı sınırdaki kabristandan içeriye malzeme akmış ve taşlar ile kemikler hamamı doldurmuştur. Birçok yıkımlar ve tamirler geçirerek günümüzde de hizmetine devam eden hamam, cuma günleri semtte pazar kurulmasından dolayı cuma hamamı olarak da bilinmektedir. Malatya'nın İsmail Ağa, Kilal Ağası'ydı ve 1. Ahmet'in Kilal Ağası olarak görev yapmıştı. Camisi ve tekkesiyle beraber 1609-10 tarihinde bu hamam yapılmıştır. Kapılar hala orijinalmiş. Evet. 1400 yıllardan kalma. Çok iyi, böyle aslını koruyabilmiş. Sağda şu açıdan. İki kanatlı. Evet. Çok teşekkürler abi gezdiğin için. Hemen yanında ise İskender Baba Tekkesi ve Türbesi var. Oraya doğru bakalım. İskender Baba Tekkesi ya da Kaymakçı Tekkesi İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde yer alıyor. Osmanlı döneminden kalma tarihi bir tekkedir. Yeniçeri ağalarından Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapımına 1544 yılında başlanan tekke aynı sene ibadete açılmıştır. Aslen mescit olarak inşa eden yapı 1752 yılında Kaymakçızade Şeyh Hacı Mehmet Efendi tarafından tekkeye çevrilmiştir. 1800 yılında Safaizade Hacı Mehmet Efendi tarafından tamir ettirilen yapı Cumhuriyet döneminde kaderine terk edilmiş ve 1945 yılı ortalarında yıkılmıştır. Geriye taş yapılı İskender Baba Türbesi ve Hazresi kalmıştır. 2011-2013 yılları arasında Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği bir organizasyon ile İskender Baba Tekkesi aslında uygun olarak inşa edilmiştir. Türbe A Hamam adıyla bilinen semtte Dönme Dolap Sokak ile Gündoğumu Caddesi'nin birleştiği yerde ve meşhur Kaymakçı Tekkesi'nin kıblesi tarafındadır. Sağ tarafında A Hamamı ve sol tarafında ise A Camisi bulunmaktadır. Semtin en eski yapısı olup ondan evvel bu yol üzerinde İstanbul'un fethinde ilk hutbeyi okuyan ve ilk cuma namazını kıldıran İbrahim Efendi'nin ve çocuklarının gömülü bulunduğu Hatipzadeler Türbesi'yle ünlü menzilhane bulunuyordu. Tasavvuf ehli Şeyh İskender Baba burada defnedilmiştir. İskender Baba Türbesi'nin 1548 tarihinden evvel var olduğu sanılmaktadır. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Çeşmesi 1728 yılında 3. Ahmet'in sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından İskender Baba Tekkesi'nin yanına yaptırılmıştır. Harap durumda olan tekke ile beraber yıkılmasını önlemek amacıyla 1945'te Topkapı Sarayı'na götürülen çeşmenin birebir kopyası İskender Baba Tekkesi'nin tadilatından sonra eskilerine nakledilmiştir. Malatya'da İsmail Ağa Camii ve Çeşmesi, Şair Naili Sokak ile Döme Dolap Sokağı'nın kesişiminde bulunan bir camidir. 1609 yılında Akağlar'dan Darüssade Ağası olan Malatya'da İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami kesme taştan ve ahşap çatı olarak yapılmıştır. Zamanla harap olan cami 1902 yılında Sultan II. Abdülhamid'in askeri ricalinden Mahmud Şevket Paşa tarafından onarılmıştır. Tek minareli ve tek şerefi olan bu cami Ağa Cami olarak da bilinmektedir. Caminin banisi Malatya'da İsmail Ağa, Rodos'ta Murat Reis Türbesi Haziresi'nde gömülüdür. Minarenin yanındaki hazirede İsmail Ağa'nın makam taşı bulunuyor. Çeşme camiye bitişiktir. 1706 yılında Ketuda Gündüş Hatun tarafından tamir ettirilmiştir. Sadiye veya Cibaviye tarikatı olarak bilinen tasavvuf konunun kurucusu Muhammed Saadettin Cibavi Havran'da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak genelde 1197 yılında doğduğu ve 1300 yılında 107 yaşına vefat ettiği kabul etmektedir. Kaynaklarda gençliğinde yaman bir eşkıya olduğu, sarhoş bir vaziyette attan düşerek kendinden geçtiği, ıslaplı bir haldeyken rüyasında Hazreti Peygamber'i görerek tevbe ettiği kayıtlıdır. Sadiye veya Cibaviye tarikatı Selamiye kolu ile Anadolu'ya, oradan da İstanbul ve Rumeli'ye geçmiştir. Son zamanlarda Bektaşilik ile karışarak varlığını yitirmiştir. Malatyalı İsmail Ağa'nın haziresine girecektik makam taşını görmek için ama gördüğünüz gibi araba burayı tamamen sıfırla kapatmış. Giremiyoruz. İbnül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi'nin hemen sağ üst tarafında yani set üstündeki namazgahı. Niş şeklinde mihrabın önünde iki parçaya bölünmüş ve üzerinde yalnız uzun bir sarı kapatması bulunan bir taş daha vardır ki başka yerden getirilmiştir.
1721-22 yılında Çeşme ile beraber Tersane Emni Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tavaşı Hasan Ağa Camii ya da İnadiye Camii, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir camidir. Sokul Mehmet Paşa'nın hazinedarı olan Tavaşı Hasan Ağa tarafından 1588 yılında yapılmış ve ibadete açılmıştır. Özgün planda bir mescit olarak inşa edilen camiye Yambu seferinde ordu kadılığı görevinde bulunan Maraşlı Ramazan Ahmet Efendi minber koyarak camiye çevirmiştir. Kendisi Maraşlı olduğu halde çok uzun zaman Üsküdar'da oturduğu için Üsküdar diye bilinir. Müdahalis iken 1651'de Üsküdar ve sonra Galata Mollası da oldu. Attan düşerek 1667'de vefat etti. Cami 1592 yılında Yemen'den gelen ve Hazire'de metfun bulunan Muhammed İbnül Ukal isminde bir şey tarafından bir dönem Rufai ayinlerinin icra edildiği bir tek olarak da kullanılmıştır. Zamanla harap olan cami 1892 yılında Hatice Hanım adında bir zat tarafından onarılmıştır. 1982 yılında tekrar onarılan cami 2010 yılında kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmiştir. Caminin banisi Tavaşı Hasan Ağa mihrap önünde gömülüdür. İnadiye Camisi'nin hemen karşısında ise Rufai Hazretanesi var. Buranın diğer adı Şeyh Sadık Efendi Tekkesi ve Haziresi. Şeyh Sadık Efendi Tekkesi Haziresi, Nakşibendi Dergahı, Kartal Baba Caddesi, Köprü Fazıl Paşa Sokağı ve Boybey Sokağı ile Miroğlu Sokağı'nın çevirdiği adayı kaplayan büyük bir tekkeydi. Mescidi, aşhanesi, müştemilat binası, çeşmesi, küçük hamamı ve haziresi vardı. Bugün birçoğu yok olmuş, kanlar ise virane hale gelmiştir. 1723'te Erzincan'da doğmuş olup Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi soyundandır. Erzurum'a göç ederek uzun müddet orada yaşamış, ikamet etmiştir. Tekke ismini Alaca Minare Camii'nin karşısında bulunmasından dolayı almıştır. Buna rağmen farklı birkaç isimle de anılmaktadır. Tekke 1730 tarihinde Hacı Cedde tarafından yaptırılmıştır. Dargahın esas kapısı Kartal Baba Caddesi tarafındadır. Kapının sağında semane olarak kullanılan mescit bulunmaktadır. Şimdi yalnız dört duvarı kalmıştır. Mescidin sol tarafındaki hazire bugün de mevcuttur ama içeriye giremiyoruz. Seyit Haşim Baba Türbesi 1718 yılında. İstanbul Üsküdar'da doğdu. Üsküdar İnadiye'de Tavaşı Hasan Ağa mahallesinde bulunan Bandırmalızade Tekkesi'nin şeyhi Yusuf Nizamettin Efendi'nin oğludur. Mustafa Haşim Celibeti adaf ve erkanını öğrenerek büyüdü. Ancak daha sonra Bektaşi'liğe meyledip Mısır Kasülendeki kaygısız aptal Bektaşi Tekkesi şeyhi Hasan Baba'ya intisap etti. Haşim Baba Bektaşilik muhabbetiyle Hacı Bektaş'ta bulunan Bektaşi Asistanesi'ne gidip 4 yıl kadar orada ikamet etmiş ve Dimatakalı Seyit Kara Ali Baba'nın potnişinliği zamanında bir ara dere babalık yapmışsa da Bektaşilerin bir kısmı onun şehliğine karşı çıkmıştır. Soyunun Musa el-Kazım neslinden geldiğini rivayet eder. Nitekim hayatının yarısına yakın kısmını irşat ve tarikat hizmetiyle geçirmesine rağmen Cevriye'nin merkezi Hüdayi Dergahı'na getirilen cenazesi o sırada postnişin olan Büyük Rüşen Efendi tarafından içeri alınmamış, cenaze namazı dergahın alt kapısında Cennet Efendi Hazretleri önünde kılınabilmiştir. Haşim Baba'ya ve bağlılarına karşı diğer tekke mensuplarının da mesafeli bir tavır içinde olduğu, hatta Nasiri Dergahı müritlerinin onun tekkesinin civarından geçme bile pek hoş karşılamadıkları rivayet edilmektedir. Türbe İnadiye semtinde ve bu isimle bilinen meşhur tekkenin altında ve Gündoğumu Caddesi ile İnadiye Mezarlık Sokağı'nın birleştiği yerdeydi. Buralar Bektaş dedelerin bir zaman tekkesinin bulunduğu hazireydi. Ve bunlar da Bektaşi dedelerinin ve babalarının mezarları. Bektaşi dedelerinin ve babalarının bulunduğu bu mezarlık çok bakımsız. Bu mezarların bir an önce restore edilip tekrar ayağa kaldırılması, sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara bırakılması gerekiyor. Üsküdar Belediyesi'nin Alvi Bektaşi inancına sahip olan vatandaşların bu mezarlarına daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Çünkü burası tarihi bir mezarlık alanı.
Bektaşi babalar yine Anadolu'nun dört bir yanında köylere gidiyordu. Hani cam yapmaya. Bak burayı kapatmışlar. Bunlar esnaflar, tamam mı? Hani halkın dini duygularını sömürmemek için hiçbir zaman aynı camide üst üste cuma namazı kılmazlarmış. Hep başka camilerden. Şehit Süleyman Paşa Camisi Salacak Mahallesi'ne yer alıyor. Onun hemen yanında Şehit Süleyman Paşa Çeşmesi var. Bu çeşme ise Ahmediye Mahallesi'nde. Ondan dolayı bu çeşmeden bahsediyoruz. 1681 yılında yapıldı. Van ismi tam olarak bilinmiyor. Hacı Faik Bey tarafından tamiri yapılmıştır. Tunus Bağ Caddesi üzerinde Ethem Paşa Sokağı'nın birleştiği yerdedir. Hürrem Sokağı'nda Sarı Süleyman Paşa'nın kabri önünde ve Hazire duvarına bitişiktir. Cami ile birlikte 1686 yılında yapılmıştır. Kitabe tamir sırasında çeşme üzerine konulmuş ve hacet penceresi de kapatılmıştır. Bu çeşmenin çok büyük olan haznesi 1970 senesine kadar az ileride ve yokuş aşağı olan sokağın ortalarında durmaktaydı. Musluğu bulunmamaktadır. Biber dolma. Bir kuru kerteve. Biber dolma. Biber dolma. Kasamuslu 47 yıllık bir İstanbul lokantası. Küçük bir esnaf lokantası. Gayet de uygun. Dolmamız, pilavımız ve kuru kertemiz. Yediklerimiz nelerdi? Tek tek sayayım. Kulu köfte, dolma, pilav. Ondan sonra bir tane de sütlaç aldık. Bir tane de su içtik ve 49 lira tuttuk. İstanbul'un en uygun esnaf lokantalarından olup gayet de lezzetliydi. Özellikle dolmasını mutlaka ve mutlaka deneyin. Harika yerim dolma. Üsküdar gezimizin Ahmediye bölümünü tamamladık. Ahmediye'yi gezmek isteyenler mutlaka bu videoyu izlesin ve paylaşsın. Gezgin Kitaphane YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki gezimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.